10 üzerinden 10. Gerçekten mi? Evet. Biz İstanbul'da yaşıyoruz normalde. Uçakla Kars'a gittik. Kars'a Doğu Ekspres ile Ankara'ya geldik. İstanbul'a gitmeden önce buraya geldik. Şaka yapıyorsunuz. Hayır. Haberlerde duyduk, duyunca gelelim dedik. Televizyonda izlediniz. Aynen. Evet. Kimi Ankara dışından geldi. Biz İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan? Evet. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Çok güzel. Zaten çok merak ediyorduk burayı. Kimi yurt dışından? Ben Ukrayna geldi, Türkiye. Ben geldi park. Çok iyi. Anka Park. Wonderland Eurasia bugün tıklım tıklımdı. 6000 kapasiteli otopark doldu taştı ve Anka Park ilk hafta sonunda ziyaretçi rekoru kırdı. Tam 1 milyon kişi geldi bugün Anka Park'ı görmeye. Nerede gördünüz? Televizyonda. Ne umutla, ümitle geldiniz? Beklentiniz nedir Anka Park'tan? Gezip görmek. Dışarıda gördüm ben. Nerede gittiniz? İsviçre'de var. Nasıldı oradaki? Buraya tutmaz. Ufak oralar. Öyle mi? Evet, ufak. Yapanlardan Allah razı olsun. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Ben Ankara'da büyüdüm. Ankara yapan Melih Gökçek oldu. Nasıl bir yer bekliyordunuz, hayal ediyordunuz? Hayal ettiğimizde büyük bir yer hayal ediyorduk ama bunu yaptıranlar da Allah razı olsun. Güzel yapmışlar ama. Ellerine sağlık. Nereden geldiniz gençler? Sakarya! Neresi? Sakarya! Bir kişi söylesin. Sakarya. Beğenenler dürüstçe el kaldırsın. Ben kaldım. İşte çocuğu, genci, yaşlısı 7'den 70'e vatandaşların Anka Park ziyareti. Kaç yaşındasın? 5,5. Nerede gördün? Televizyonda. Çok mu merak ettin? Evet. En çok neyi merak ediyorsun? Dinozorları. Nerede o dinozorlar? Ayda. Sesini de yapabiliyorum. Dene bakalım. Aynısı. Yemin ediyorum, bir daha yap. Hiçbir efekt yok. Bakın, efektsiz yapıyor. Tamamen hiçbir efek yok. Kendi sesinden, gırtlağından. İşte dinozor. Çok mu seviyorsun dinozorları? Ve işte karşında. Evet. Nereden? Yozgat'tan. Yozgat'tan. Evet, Yozgatlıyız biz. Beğendiniz mi? Beğendim. İlk defa geliyorum ben bu yaşımda. T-Rex deniyor. T-Rex'ler daha önce de ben televizyonda izlemiştim. Daha önce de büyük bir T-Rex görmüştüm. Şu kadar boyu vardı. Burası o kadar büyük ki annesi babası kaybolursa telefon numarasını koluna bile yazmışlar. Çünkü burası tam 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alana kurulu. Wow! Dinozora özel süslenmemiş mi? Evet. Gerçekten çok güzel, gelmenizi tavsiye ederim. Bu kadar bekliyor muydun? Hayır, beklemiyordum. Ankara'da beklemiyordum özellikle. Niye beklemiyordun bu kadar? Ya bilmiyorum, Ankara... yani öyle de... Ankara olalı böyle bir yer görmedi. Evet, evet. Ve sen de fena değildir diye geldin. Evet. Ama... Çok güzel. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Anka Park'a gelinir de fotoğraf çektirilmez mi? Neyle? Dinozorla. Evet, çektim. Çünkü daha önce görmedim bu kadar büyük. Aynen, hiç görmedim. Evet, aşırı büyük. Kızım. Bir yere giriyoruz, çıkamıyoruz. Bir saatte falan çıkıyoruz. Zaten buraya gerçekten 10 günde falan tamamlarsınız. Aşırı büyük bir yer. 3 saatte yarısından daha azını gezebildik. Çok özenilmiş. Çok beğendik. Kolay kolay bitiremeyeceğimiz bir yer. Senelerdir acaba ne olacak derken çok değdi güzel mi? Olmuş. Çok güzel olmuş, değilmiş. Yeşilin maviyle buluşması ve o mavinin, yani suyun müzikle dansı büyüleyici. Ankara'mıza gerçekten böyle bir şey şarttı, yani turist gelmiyordu. İnşallah bu böyle bir parkla inşallah turist çekeriz yani. Bu kadar büyük bekliyor muydun? Yok, beklemiyordum. Gelip geçerken görüyordum ama içeri girince daha büyükmüş. Bu kadar beklemiyordum. Reklamını falan bayağı görmüştük. Gerçekten çok güzel. Yakışmış Ankara'ya. Gerçekten süper olmuş. Çoluk çocuk sabahtan akşama kadar gezip doyabileceğin yer yani. Ankara'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. İyi oldu bence, gayet güzel oldu. Çok büyük zaten, gez daha biz bitiremedik. Zaten bitmez de mümkün değil. Koyun elinizi vicdanınıza, koyun. Koy. Bu kadar bekliyor muydun? Hayır. Çok güzel olmuş. Daha önce oynayabiliyor muydun? Çok iyisin. Oo, ekrana çarptılar. Babası kim daha iyi oynuyor? Oğlum daha iyi oynuyor tabii. Evet, bence de. Oğlunuz daha iyi. Dikkat edin. Oo, bravo. İşte büyük çoğunluğun hayatında ilk kez gördüğü ve hayran kaldığı dinozor müzesi. Dede torun selfie. Evet, evet. Daha önce dinozor gördünüz mü? Filmlerde gördük. İlk kez mi gördün? Evet. Beğendin mi?
çok. Daha önce dinozorla fotoğrafınız yoktu. İlk kez mi oldu? Evet, ilk kez oldu. Gerçekten beğendiniz mi dinozoru? Beğendik, güzel. Çocuklar için yapıldı ama... Valla çocuklardan çok biz daha hevesliyiz herhalde. Onun için geldik. Daha önce gördün mü dinozor? Gördüm. Nerede gördün? Orada mı? Evet. Sana mı geliyor şu an, bana mı öyle geliyor? Yok, o robotken gelmiyor. Gelmiyor mu? Sanki geliyormuş gibi, bak bize bakıyor. Bunlar gerçek değil ki. Gerçek. Ve bence çok güzel. Korkmadın mı? Gerçek olsa korkarım. Dinozor. Çok güzel olmuş buraya. Vallahi gerçekten. Çocuklar, büyükler bile eğlenir burada. Biz hiçbir şey görmeden büyüdük. Evlendik. Hiçbir şey görmedik. Şimdi dinozoru bile gördünüz. Evet. Bir de selfiniz olsun dinozorla. Vallahi geliyor gibi. Evet geliyor. Aklınıza bakmayın. Tamam. Bakın şimdi. Ana, Miraç gördün mü? Gördün mü? Gördün mü Miraç? Ne o? Canım. Şu tarafa da. Dinozor. Bak şuna bak, arkana bak. Çok büyük değil mi? Arkana bak. Bakamıyorum ben, çok korkuyorum. Bak şuna, şuna öne. Melih Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Her şeyi o yaptı bence. Buranın projesi ona ait. Çok iyi, çok yani çok güzel olmuş buraları. Ben buradan emekli oldum. Nereden? Atatürk Orman Çiftliği'yle. Bütün buralar tarlaydı. Çok çalıştık biz burada. Ben Melih Gökçe'yle böyle yan yanda resmimiz vardır. Münevver teyze ve Kadir amca 80'i devirdiler. Onlar buranın çok eski halini biliyorlar. Yeni halini ise... Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Çok iyi olmuş. Peki bunun adı ne? Arkanızdakinin? Dinozor değil mi? Dinozor. Dinozor. Eyvah. Yok. Hareket bağırıyor, ediyor. Bağırıyor. Geliyor. Yani bir de birini yiyebilir miyim diyor. Ben de şunu tasfiye ediyorum. Eşinizi vereceksiniz. Kurban etti sizi. Olabilir. Dinozora hem de. Hanım için can kurban. Aranıza dinozor giremez. Giremez. Ben de hanımdan ayrılamam. Beğendiniz mi? Evet, çok beğendik. Avrupa'da, dünyada gidememiştiniz. Hayır, hiçbir yerde gitmedik. Çok değişik yani. Gerçek canlı gibi değil mi? Gerçek gibi, evet. Korktun mu? Evet. Neyden dolayı korktun? T-Rex'ten, küçük T-Rex'ten. Hareket ediyor diye mi? Evet. Gel yaklaşalım, bir şey yapmaz. Hareket ediyorlar mı? Hani korkmuyordun dinozordan? Hadi gel, korkunu yen dinozorla. Dokun. Sev onu. Gözleri canlı gibi, gözlerine dokun. Canlı mıymış? Evet. Canlı gibi değil mi? Hareket ediyor. Evet. Hayretle bakıyorum. Şaşırdınız bayağı. Evet. Bir de canlı olsa demek ki. Felaket olur. Önce biz keşif yapıyoruz. Sonra çocukları getireceğiz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Ankara'ya şimdi deniz geldi diyorum yani. Oo, çok iddialı. İddialı tabii yani, bu kadar turist çekecek. Kimsenin eleştirmeye hakkı yok yani. Neden? Ben doğma büyüme Ankaralıyım. İlk defa böyle bir şey gördüm yani. Çok güzel bir yatırım. Yapanlardan, emeğe geçenlerden, herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet, beğendim. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Değmiş yani. Keşke bir dinozorum olsaydı dediniz mi? Hayır demedim. Evde beslemeyi düşünmem. Dinozor Müzesi'nde dinozorları yakından görmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda dinozorun tepesine çıkıp tepe taklakta olabiliyorsunuz. Bilmek hem cesaret istiyor hem de o cesareti toplamak için oldukça zamanınız var. Bir saate yakın sırada bekliyorlar. Bekliyorlar, bekliyorlar. Hem korkuyorlar hem de sırada bekliyorlar. Korkmuyoruz. Korkmuyormuş. Yok, korkmuyoruz. Korkmuyormuş. Ben binmeyi düşünmüyorum. Ben. Madem korkuyorsunuz niye biniyorsunuz? Heyecan, heyecan. Burası çocuklar içindi, yetişkinler için olmuş. Yani biz de çocuk sayılırız. Vallahi çok kötü oluyor. Gözlüğünüz düşer. Taşlı, bak tepe taklak dönecek. O kadar hızlı ki. Bayılacağım. Organların yer değiştiriyor, binme. Öyle demeyin ama. Herkes çığlık atıyor, farkında mısınız? Ama herkes, bakın. Dinozorun boyuncağına binmek gerçekten de tam bir cesaret istiyor. Çok korktum galiba. Ama ben sana dedim kötü diye. Tam sınava hazırlanıyorum, onun için biraz stres atmış oldum aslında. Çocuklar için yapıldı ya, onu evet, demek istiyorum. Evet. Ama maşallah dedeler biniyor. Evet. Ben denemeye bindim. güzel bir olay. Herkesin emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Kayıkla Anadolu gezintisine sadece çocuklar değil, yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. İlk bir girişte ne olduğunu bir şaşırdık. İçeride ne vardı ama içerisine bayıldık. İnanılmaz güzel.
Ne var ki? Eski köy şeylerini yapmışlar. Suyun içinde kayıkla gezdik. Beğendin mi? Ben çok beğendim. Evet. İlk kez mi gördün böyle bir şey? Evet. Kayıkla Anadolu turu sadece çocuklar için mi sizce? Hayır tabii ki. Anneleri, babaları, yetişkinler için. Çünkü teyzeler daha önce hiç binmedi değil mi? İlk kez mi? İlk kez mi diyorsun? Çok değişikti. İyi ki bedava. Çok mutlu olduk. Beğendik. Çok güzel. Ve tabii ki Anka Park'ın en çok ilgi gören, bir kez binebilmek için bile bir saat sırada beklemeyi göze aldıkları roller coaster. Anka Park'ın en gözdesi, en popüleri tabii ki roller coaster. Eğlence yine dorukta. Onlar için müthiş heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en büyük tema parkının mimarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek de Anka Park'ı gezenlerdendi. Tema parkı gezenler karşılarında Gökçek'i görünce bir aylık şaşırdı. Vatandaşlar Gökçek'e yoğun ilgi gösterdi. Çok beğendik. Melih Başkan'a teşekkürler. Benim memleketim hasretti bunlara. Yaşatanlara Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemize. Sağ olun, var olun. Böyle bir şey bekliyor muydunuz gelirken içeri? Böyle bir şey görün. Ben tahmin etmiyordum. Çok güzel olmuş. 89'dan beri Ankara'daymış. Ondan sonra çok büyük atılımlar oldu. Çok büyük gelişmeler oldu. Allah razı olsun. Bize de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Siz helal edin. Çok mutlu oldum gerçekten. Gurur duydum. Ama o kadar laf söyleyip duruyorlardı buraya. Hiç önemli değil. Biz sizin iyiliğinizi, geçmişinizi daha iyi biliyoruz. Öp öp. Yavaş yavaş ha. Allah razı olsun. Cümlemizde. Çok güzel. Allah razı olsun. Senin de Allah razı olsun. Başkanım. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Sizin...